nereden aldıklarını biliyorsun değil mi ilk? Bunu YouTube bölüyor salak mı? Bu ya sana Fuat. Bir yerden tanıdık geldi mi? Ya baba niye bu kadar cahil? Niye bu kadar insanlar? Ya bu adam bir de YouTube'da edit medit atıyor. Ya baba ne yapıyor? YouTube buraya gelmiş izlemiş sebze meyve YouTube fiyatları baba, burada. Norveç yoğurt fiyatları. Tamam bir şey diyeceğim. Şöyle oluyor bu işler Sayın Bay Kemal. YouTube'daki videonu insanların eleştirebilmesine ve editlemesine açık bırakma diye bir siktir git amına. Baba bir şey diyeceğim. İyi yaptın. Ya siktir git amına koyayım ya. YouTube YouTube yapmıyor bunu. Buradan YouTube'u kınıyorum. YouTube bunu Pornhub'dan alırken izin aldı mı? Harbiden doğru söylüyor. Ben bu özellik oradan mı lan? Özellik oradan oğlum tabii. Kamşat bile. Ben de kamşatı alıyorum biz. Direkt soruyorum. Sizin amınıza koyayım. Harbiden. Harbiden yani. İzin alındı mı? Ben sadece bunu sormak istiyorum YouTube'a yani. Ne çapasın hemşehrim. Selamlar. Dünyanın en huzurlu ülkesinden merhaba herkese. Şu anda Norveç'in en büyük şehirlerinden bir tanesi Bergen'deyim ve inanılmaz heyecanlıyım. Ya buraya geldiğimden beri şaşırmaktan ölüyorum abi. Ya şaşırmaktan yorulmak neymiş? Benim için hakikaten çok heyecanlı bir gezim şu anda. Ben 2015'te Norveç'e gelmiştim. O zaman benim için çok daha duygusal bir gözlük Norveç'e gelmek. Şu anda direkt olarak yurt dışı yasağımı kalkar kalkmaz atladım Norveç'e. Ya da yer ha bu arada. Özenmeyin böyle şeyleri. Geldim. Bir ülke düşünün abi. Doğayı iç içe yaşıyor. Lan bir sus lan. Devasa bir coğrafyada 5 milyon insancının yaşadığı, refah seviyesinin tavan yaptığı, huzurdan ölen insanların yaşadığı acayip bir yer burası. 36 mı? Nasıl patladı lan o? Dur bakayım bir. O nasıl patladı merak ettim bir dakika. Böyle patladı mı? Bir şekil oldu mu? Raysen hoş geldin. Ananı satayım. Ananı satayım. Hoş geldin canım. Burası. Ve şu anda da muhtemelen Bergen'de havanın en güzel olduğu günlerden bir tanesinde. Çünkü normalde böyle havalar bulmak imkansız. Burada böyle bir sürü insana sohbet ediyoruz. Diyor ki Bergen'in en güzel güne denk geldiniz falan diyorlar. Kendi giydiği kıyafetleri gösteriyor. Ben bunu en son şu kadar yıl önce giymiştim falan diyorlar. Çünkü gerçekten burada abi buz gibi oluyor hava. Kıçın donuyor yani kıçın donuyor. Yazın bile oluyor bu. O yüzden de çok şanslıyız. Bir fotoğrafımı çekti abi. Herkes herhalde ne anlattığımı merak ediyor. Hoşuna gitti. Bu tamam işte ilk kez böyle giyinmişler şanslı da. Bu özellikle bu özellikle var ya inanılmaz kötü bir özellik olmuş bu da. Her bir şeye geçmeden önce bir daha yüklüyor bir şey yapıyor. Bu ne? God of War tişörtü mü lan? Balıkçı köyüymüş. Burası şu anda UNESCO Heritage arazisi yani UNESCO'nun korumaya aldığı bir bölge. Bu bisikletleri bile çalmıyorlar mı lan acaba? Norveç'te yaklaşık ortalama maaş 3200 euro civarında. Yani yaklaşık 20.000 TL. He. Şimdi oradaki bisikletleri gördük ya biz biraz önce. Tamam. Mesela bizim belediyemizin yapmama sebebi bazı kötü insanların o bisikletleri çalması. Bizim belediyede var ki. Ama mesela burada da... Ya biraz baba biraz sokakta yani. Gezin amına koyayım. Biraz gezin. Bizde var oğlum var. Bizde var. Bak, var. Bile gidiyorsun var. Zaten pat diye oğlum, alabiliyorsun. Bin gez var. Geri koy. Evet. Senin Allah belanı vermesin ya. Ne lan? Var. Parti yaptılar. Taksiden bir insen göreceksin bir etrafındaki şeyleri de. Oğlum mantı biraz sokağa bir çıkın şey sokağa. Şu bilgisayar gerçekten sizi bak nasıl hayatınızı etkiledi böyle ya. Yok Kemal anlamazlar ya. Martı çok güzel ama onu kaldırıyor. Bir dakika. Sayın amına kodum Jurox'u. Bana Martı'nın ne olduğunu anlatır mısın? Kanka Martı... Şey var, uygulaması var. Baba biz niye bak yine kaydırmalı aldık amını sikeyim. Martı uygulaması var. Baba yine parasız şey yapıyoruz, reklam yapıyoruz. Doğru diyor, anlatmasın ay. Anlatmasın doğru. Elektrikli skuter de. Tamam, devam et. Ortalama maaşları bunların. Dolayısıyla onlara göre pahalı bir ülke değil ama bize göre inanılmaz pahalı bir ülke. Hatta Avrupa Birliği'nde yaşayan Avrupa ülkelerine göre Norveç hala çok pahalı. Sıradan mesela gidiyorsun bir sandviç almaya çalışıyorsun 12 euro falan ödüyorsun yani 70-80 lira ödüyorsun. Onun dışında her ülkede yaptığım gibi Norveç'in size paralarını da göstereyim. Şimdi tamam da buna öyle bakmamak lazım. Tamam da. Pahalı. 12 oğlum, euroya bakayım bir. 12 euro. Oğlum bu nasıl bir mantık? TL'ye niye çevirip 80 lira ödüyoruz diyoruz. Ya adam belki Türk lirası kazanıyor amına koyayım ne bileceksin? Ya bize göre pahalı. Aynen öyle. Tamam da böyle mantık olamaz ki bize göre pahalı. Ama bir şey söyleyeyim Kemal'cim. Şöyle bir olay da var. Mesela ben bir
şeye gittiğim zaman, pastaneye gittiğim zaman mesela sandviçe TL'yle 8-7 lira, alıyorum. 8-7 TL'ye alıyorum. Ama burada 11 euro mesela, birazcık fazla değil mi yani, ben mi yanlış 8-7 TL'ye düşünüyorum? mi alıyorsun? Evet. Yani yarı ekmek, pardon, çeyrek ekmeği yapıyor abi onu. Pastayı nasıl yarım ekmek yapıyorsun ya? Pasta, 1 euro pasta 10 mı? krona tek Amına kodum alıyor. mu, dur, ben pasta dur, alıyorum. Dur, pastaneye dur, dur, dur. Yaklaşık 60 lira falan yapıyor. Ama bunlar çok bir şey yapamıyorsun burada yani. 50'ye bir kahve içer misin? Evet, bir kahve içersin. Bir kahveyi 50 liraya mı içiyoruz? Oha, bayağı pahalıymış. Şu mesela 500 diye kronları var. Bu bayağı 50 euro. Yaklaşık işte 300 lira falan değerinde. Şu 500 kron. Bunda ne yaparsın? Mesela ben şu tişörtü 100 krona aldım. Bundan işte 100 kron ne kadar yapıyor? 10 euro falan yapıyor. Bundan 5 tane. 5 tane bu tişörtten alıyorsun 300 liraya. Öyle bir şey işte para birimleri. Değişik bozuk paraları da var. Onları da göstereyim size. Yani kahve içtim de bayağı pahalı içmişim kahveyi. Hiç haberim bile yok. 50-60 lira kahve içmişim. Ucuz içtim zannediyorum. Şöyle kronlar var. Ortası delik paralarım bunları. Biraz... Emre şimdi TL kazanıp oraya gidip harcadığı için Emre ona çeviriyor abire. Arkadaşlar şimdi fark o. Oradaki kazanan bir insan, yani 3200 euro kazanıp da krona çevirip hani onun o üzerinden yapmıyor. Fark o. Şimdi benim kafa almadı ilk başta onu. Birazcık da size Norveç hakkında genel bilgiler vereyim. Çünkü bu bilgiler bence örnek almamız gereken bilgiler olabilir. Şu an değişmese Emre bile bir şeyler kendi hayatımızda ileriye dönük çoluğun çocuğumuzun değişeceği bir örnek alınacak bir şey olabilir. Çünkü şöyle bir değişik bir şey var abi. Norveç 1900'lerin başına kadar bayağı göç veren bir ülke. Amerika'ya, Kanada'ya falan göç veriyor abi bu ülke. Sonradan göç alan bir ülke haline dönüyor. Şimdi bu olay nasıl değişiyor? Tabii ki burada petrol bulunuyor. Petrolle beraber refah seviyesinin arttığı bir ülke haline geliyor. Petrol var ya. Baksana bak. Bu petrol... Baba, birini yakaladım bak. Apayrı bir olay bu petrol ha. Ne diyor? Oğlum abonelik iyiymiş lan. Oğlum bu abonelik bayağı iyiymiş. Valla. Hoş geldin canım benim, hoş geldin. Keyfini sür. İstediğin gibi dile, dilediğin gibi yaz. Kardeşim, tabii küfür benim, etme de. Chat'te ban yemedi sonra. Oğlum abone ol. İnanılmaz bir demokrasi anlayışı var. Çok eşitlikçi bir ülke. İlk eşcinsel evliliklerin yaşandığı, bunlara izin verildiği ülkelerden bir tanesi Norveç. Bunun yanı sıra yaşlılara, çocuklara, öğrencilere her zaman destek olan bir devlet anlayışı var. Mesela diyelim ki burada yazarsınız. İlk defa kitap yazmaya karar veriyorsunuz ve kitabınızın yazılma sürecinden kitabınızın baskıya alınması ve satışına kadar destek olduğu bir süreç veriyor devlet. Diyor ki mesela sen kitap yazmaya karar veriyorsun ya, bütün kitap yazma süresince sana maaş bağlıyor. Bunları zaten biliyoruz. Bunlara bakmıştık. Schengen'le girelim. Market fiyatlarına gidelim bakalım. Yiyecekleri, abur cuburları nasılmış? Onları göstermeye çalışacağım. Kron üzerinden Norveç fiyatları nasılmış? Onlara euroya zaten çevirmek için yanındaki bir virgül attığın zaman euroya dönüyor. Gelin içeri girelim. Bu arada Norveç gerçekten market fiyatlarıyla, bütün yaşam kalitesiyle falan her şeyi toplasan gerçekten pahalı bir ülke. Dolayısıyla burada insanların maaşını göz önüne aldığın zaman ürünler bize göre çok pahalı. Onlara göre nasılmış onu bir düşünmeye çalışacağız. Sonra bize göre kıyasları zaten. Mesela şöyle iced içecekleri var. Onun fiyatı 34 kronmuş. 34 kron da yaklaşık olarak 3 euro yapıyor. Meyve suları var mesela burada, meyve suları 33 kron. 3500 euro kazanıyor dedi, 3200 euro kazanıyor dedi, 3 euro. 31 kron. Enes 3 ne kadar euro mesela. Şu yaklaşık 20 lira diyebiliriz. 3500 euro kazanıyordu işte. 3200 euro falan kazanıyordu. Ucuz bu arada. 40 var mesela. Bu yine Norveç'in dağlarında yetişen bir meyve. Bunun çeşitli var. O da 4 euroymuş. Apple Bringer falan diyor. 82 euro. Yani şu 8 euro. 6 kere 8 48. 50 liraya satıyorlar mesela şimdi. Zero dedikleri bir pembe. Böyle bir içecekleri var. Bu da 44 euroymuş. Aynı şekilde şöyle yeşilli, kırmızılı. Norveç'te şimdi diğer bütün Avrupa ülkelerine göre farklı olan bir şey var. İçki fiyatları burada çok pahalı. Çünkü ne sigaranın ne de alkolün kullanılmasını istemiyor devlet. O yüzden bunlara inanılmaz bir vergi koyuyor. Ya şu mesela tanesi 4 euro şunun. Yani 4 kere 6 kere 4 24, 24 liraya geliyor şu. 4 euro tamam da ucuz. Yani onların şimdi baba bir tür bak habire karışıyor. Şimdi buraya göre bakıyorsak ayrı. Bak Emre de unutuyor onu ayrı bir. Emre abi de en son kendine göre düşünüyor ya. Ondan dolayı 32 TL nasıl ucuz? Baba yani adam 32 mesela... TL'ye almıyor bunu. Ulan şunu anlasanıza. Ya böyle... Adam aylık 2000, şey 2500 TL maaş almıyor orada. Adam 3500 euro alıyor, 4 euro veriyor. Ya yani bizde şöyle düşün. Bizde şöyle düşün. Veriyorum örneği. Ne bu? Premium işte bilmem ne bira. Tamam mı? Bizde 3 euro 4 euro dedi değil mi? Bizde 3500 TL minimum maaşın olduğunu düşün. 4 TL'yi de aldığını düşün. Anladın mı? O mantık gibi yani. Aynen öyle. TR değil. Emre abi kendine göre hesap yapıyor ya. Aynen ama arada ama az önce şey dedi ya, buraya göre hesaplayalım deyip pahalı dedi ya, ondan Çetin kafa karıştı.
herhangi bir yerde alsan yaklaşık 50 sente ya da 1 euroya maksimum alırsın. Burada 4 euro. Aynı şekilde 3 euro. Burada yine Tiger mesela 43 kur olmuş. 4 euro. 4 euro. 2'ler pahalı burada. Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla. Bir Pepsi Cola ne kadarmış? 38 kron yani. Şu yaklaşık 1,5 litre olan Pepsi 4 euro. Ne farklı bir içkileri var burada. Anlamadım ne olduğunu ama. Villa dedikleri gazlı bir içecek herhalde. Bayağı sert çünkü. Bu da 36 kron. Su var. 21 gazlı ama. Her şey 3-4 euro. 2 euro bir su. Yani 1 milyon gibi almanı. Her yerden içildiği için çeşmelerden falan. O anlamda su almaya gerek yok marketlerden. Fanta. O. Şöyle bir Fanta. Bir Fanta 3 euro. 34 kronmuş yine. Coca-Cola. Böyle dörtlü paketi 100 kron. Yani 10 euro şu. Dörtlü paket 10 euro. Geldik abur cuburların orası. Çok güzel paketleme yapmışsınız. Tebrik ediyorum sizi. Çok beğendim. Rengarenk. Ne kadarmış bu abur cuburlar? 27'ymiş. Bu da 27 mi? 27 tane. Devasalar 27. 2.7 euro diyebiliriz bunlara. Geçelim bu tarafa. Bu kraker gibi bir şey var mesela. Böyle büyük bir paket. Bunun fiyatı yazmıyor. Çok güzel. Bizim balıklardan var. 20 kronmuş. Öyle. Devam edelim. Espresso. Ne kadarmış? 110 euro şu. Burada atıştırmalıklar var böyle. Hani oluyor ya böyle karışık karışık. Kuru yemiş. Sütlü, ballı falan. Onlar da 20 kronmuş. 2 euro. Daha ucuzlar var. Mısırlısı 14 kron. Çikolatalı var mesela. Oğlum karışık, 41 canım çekti lan ona. Değişik ya. Çok tatlı. Ben bunların paketlemesine bayıldım. Harbi lan. Paketlemeye 10 üzerinden 10 veriyorum. Vallahi billahi. O nasıl bir atıştırmalık? Böyle bir çikolata reyonu var burada. Şöyle gördüm. Mesela inanılmaz ucuz değil. Yani atıyorum 3000 euro kazanıp mesela 4 euro 5 euro inanılmaz ucuz mu? Kanka, kaç para bize? 10 lira veriyorlarmış şey gibi düşün. Tamam 4 tane kola bizde ne kadar ki? Kanka bizde 4 kola 20 lira falandır herhalde. Bir şey söyleyeceğim. Var mı ya o kadar? Yoktur o ben. 2,5 litre mi? 2,5 litre mi 1 litre mi? 2,5 litre yani o büyük kola ne kadar bizde? 4 tane 4'lü. 30 TL mi bizde? Mesela Cimri'de 7 lira 6 lira bir tanesi. Tanesi. Tanesi düştü işte. Orada dörtlüsü tamam o zaman ucuz. 1.25'i tamam, okay. 1.25'i 5 lira. Tamam anladım. Yani 1000 birim daha fazla kazanıyorlar bizden minimumda düşünüyoruz. Bak minimumdan hesaplıyoruz. Asgari ücret gibi. Ve biraz daha ucuza alıyorlar. Biraz daha değil. Dörtte biri evet. Gibi bir şey o ediyor evet. Dediğinize göre. Ucuza alıyorlar evet. O zaman tamam daha uygunmuş. Eminim çikolata diyorlar ama ne olduğunu anlamadım. Hello. Film alıp? Yes. Aha. Şimdi diğer mağazada kovdular beni, çıkardılar. Çünkü hakikaten yasak yani marketlerde video çekmek. Şimdi bir arkamda başka bir mağaza da var, oraya deneyeceğim. Mango kilosu 1 euroymuş. Devam edelim, içeri girelim. Baba neyi yazacağım? Hızlıca anlatmaya çalışacağım size. Çilek 15 kron. Burası sebzeler kısmı 25 kronmuş. Burada huzur olmaz ki. Üzüm. 1 euro, 2 euro. Domates 15 kron. Biberi tek tek satıyorlar. Tanesi. Oha. 66 euro şu biber tek başına. Aha euro. Dolma biber 6 euro. Bunu arkadaşlar bu bizde daha ucuz. Bu bizde daha ucuz yedik. Ne oldu baba hayırdır ya. Hayırdır bu dolma biberi siz 6 euro. Bir dolma yapmak için asgariyi bırakıyoruz. Aynı şekilde şu da. Bir tane biber 6 euro. Bu bir şey bir şeydir kesin bu ama. Bu ünlü bir şeydir yani, bu. Salatalık yine tek tek. Aa yok lan bak tekli. Baba burada mesela yani fındık da pahalı. Çünkü yani niye fındık salatalık. Burada? Şunlar da ne biliyorsunuz? Normalde bütün şişeleriniz. Dur lan bu neymiş? Üzerinde şey var. Fiyat yazıyor mesela, göstereyim bir tanesini. Mesela şu suyun üzerinde 2 pound yazıyor. İçtikten sonra bunu buraya attığı zaman 2 kron geri iade alabiliyorsunuz. Norveç'te geçerli bu. Bütün marketlerde bu var. Güzel bir şey yani. Çok... Aa şey için geri dönüşüme adamlar atsın diye. Hani öyle para da geri gönderiyor. Ne vardı öyle? Torbalar falan var burada. Normal soslar var. 22 kronmuş yani 2 euro. Kaynatılmış mercimek 2 euro. Burada bu arada her şeyin hazırı var. Ye at amına koyayım geri. Ya geri zekalı. Depozito gibi depozito. Eskiden burada da vardı ya. Mesela kola alırdın. Kanka bizim burada 1 liraya bir alıyorum. Kola. Kola. Kemal o tombul bira da vardı amına. Harbi. Tombul bira. Yine şeyden yakalan. Tombul bira da var o amına. Yok hayır şişe kola da vardı ben çocukken. Mal. Ben çocukken. Hala var ki metroda falan var mesela örneğin. Kanka ben bir tombul bira verdim depozitoda. Devam. Bütün hazır yemekleri satın alabiliyorsun. Kaynatıp yiyorsun sadece. Dondurmuş ama meyveler var. Yaklaşık 30-40 kron. Unlu mamuller var. 13 kronmuş mesela kruvasan. Ekmekler böyle. Bir tane ekmek şöyle 29 kron yani 3 euro. Sonunda kuş konmaz. Bunu öğrendim artık sizin sayenizde. Bizde o 8 TL 7 TL falan mesela. Ben de o ekmeklerden yiyorum. Tam taharlı. Yaklaşık olarak 31 kronmuş şu euro. Şu kadarcık kuş konmaz. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü yakalanma riskim var. Direkt yine kovabilirler beni. Umarım sesim anlaşılıyordur. Elma suyu %100 organik diye satılıyor. 22 kronmuş. Şurası çok ilginç. İnanılmaz çeşit yoğurt. Yasa dışı bir video izliyoruz şu an. Yaklaşık bir 15 kron, 20 kron, işte 11 kron. Mesela şu 11 kronmuş. Şunu merak ettim. Buna satın alıp deneyemek istiyorum aslında.
Why are you filming the fucking show? Ya yo, kaç para ödedin? Yo. Is not allowed to put camera here. Aha. Camera up there. Fucking dedi bir şey. You working here? Dur dur. Yes, I do. But now not on work. O müşteri kızdı lan. Oha. Bu ülkede bence millet sıkılıyor amına koyayım. Dövüş. Bu ülke insanlar soğuk birbirine. Vallahi bile bu ülke normal değil ya. Diyorum bak ya. Şimdi Norveç'te doğa neden çok önemli? Ya. Her yerde fiyortlar var, her yerde böyle doğa var. Ve doğa koruma konusunda çok öncü bir ülke. Örnek alınması gereken bir ülke. Günlük yaşamda şehirlerde, mesela şu anda tam şehir merkezindeyim. Böyle yerlerde insanlar birbirine... Kas süzü... Kas süzü mont... Süzü bak bunlar... ya bana gibi, tüyü ya. Çok ucuzmuş burada. Türkiye'de daha pahalı. Türkiye'de bizim çünkü bayağı bir vergi var kas tüylerine. Daha doğrusu outdoor ürünlerine. Bunlar ucuz. Şapkalar falan 12-13 euro şunlar. Yani 129 kron. Böyle ucuz aga! Bunlar çok ünlü Norveç'te. Bunlar ekleşik olarak 20 euro olmuş. Şu Norveç'in kendi markaları. Arctic Explorer diye bir marka. Yağmurluk ve rüzgarlık olarak satılıyor. Yaklaşık olarak fiyatı... Ucuz aga! Yaklaşık olarak 80-90 euro. Yani 400-500 lira. Türkiye'yle hemen hemen aynı bunlar. Burada yine kas tüyü montlar var. 60-70 euro. Hemen hemen aynı değil ya kas tüyü. Bu montlar yani... Alabiliyorsun Norwear. Arkadaşlar bak yine sıkıntıya girdiniz. Kemal'in falan. Ucuz demesinin sebebi birim olarak düşünmesi. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum 60 liraya aldığını düşün kas tüyü montu. EL olarak düşünün. 60 euroya alıyor ya adam. Biz de 60 birim aldığını düşün. Bak unutun bir ya. Tamamen bir para birimlerini unutun kafanıza. Birim olarak düşünün. 3200 kazanıyorsun. 3200 birim. Ve 60 birim kas tüyü monta veriyorsun. Az önce gördüğün şişme monta. Anladın mı? Kira ne kadar? Bakarız işte bir. Ev kirası da önemli. O galiba pahalıydı mesela. O galiba pahalıydı. Bir bakarız şimdi. Ev kirası da lazım. Harbi ya. Ben var ya bu olayı sevdim lan. Böyle bakıp mesela dünyada harbiden nerede nasıl şey falan merak ettim ben. Gidip de sonra korona bitince de gidiyormuşuz değil mi? Gezip gerçek görüyormuşuz. Benim yaşanır bu amına. Sen toprağından o zaman. Çıkmam baba. Helal lan sana. Kocaman. Ben Kemalciyim. Siz geyiği rengini alın buraya. Öldürün dondurun ya. Oha. Dondurulmuş geyik satıyor adam. Bunlara inanıyorlarmış bu arada. Trollere ve şey varlıklara, elflere falan inançlar devam ediyormuş. Bu trollerin hikayesi. Ne bu yüzükten efendisi anlatacağım size. Çok beğeneceksiniz. O videoyu bekleyin. Bence bunlar çok sıkılmış. Troll Tunga. Oğlum bu aynı bizim burada. Oğlum bu beyin göçü yapmış lan bir dakika. Bu bizim boğazda güvercin. Norveç böyle bir şey mi? Düşünsene Beylikdüzü'nde uçuyormuş güvercin bir ara. Norveç videosu izlemiş böyle. Demiş baba ben uçabiliyorum. Aslında ben gidebiliyorum diye değil mi? Norveç'te nargile kafe var mı? Hiç mesela. Ya sen niye dünyanın her yerinde nargile kafe arıyorsun oğlum? Sen manyak mısın? Ülkede nargile... Lan sigara içmiyor adamlar ya. Baba yok, bir şey söyleyeceğim. Belki de burada bir Big Mamas vardır yani. Kemal Norveç hookah yazsana. Norveç hookah. Ya kanka, ne hookahsı oğlum Allah Allah. Bu da olabilir mi? Olmaz mı abi? Nargile niye bu arada içiyorsun nargileyi ya? Bir dakika. Norveç hookah. Ağalar selamun aleyküm. Ya sen niye hoş geldin. Norveç'te yemek kültürü deyince insanların aklına ilk olarak gelmesi gereken şey balık. Ve deniz ürünleridir. Bergen'in de şu anda fish market dedikleri böyle balık. Aha, tırma karışımı. Tamam. Bakalım mesela baba. Geyik etinden yapılmış. Geyik eti. Geyik eti dur. Bu geyik etinden yapılan bir sucuk gibi bir şey. Pastırma gibi bayağı kurutulmuş geyik var üstünde fotoğraflarda. Şöyle de ikram ediyorlar insanlara. Kaç mesela para kaç? Aynı şekilde balina eti. Geyik balina eti mi? Ortadakini anlayamadım. Bak şöyle paketle satılıyor. Bayağı sucuk pastırmaya benziyormuş tadı. Thank you very much. Kaç paraydı la onu söylesene. Norveç dedik, balık dedik. Tüm balıkların olduğu yerde burası. Somon var, tuna var, devasa yengeç ayakları. Kilosu oha. 90 euro mu? Aynen. Kilosu 90 euro. Yengeç ayakları. Kilosu 90 euro abi. Hani şey... kaç kilo kaç tane çıkar oğlum bu? Bu da öyle yengeçler. Nasıl bir karides bu hayatımda bu kadar büyük karides görmedim. Şuna bak. Yani elime alsan bu kadar büyük karides. Devasa yengeç ayakları var. Kilosu 80-90 euro. Yani kilosu 400-500 lira gibi şey diyebiliriz. Burada yemek çeşitleri var. Bu da mesela stickmiş. Balık stick. Yaklaşık olarak 26 euroya falan satıyorlar. Şu tabak 26 euro. Tabağı. Aynı şekilde yengeç 27-28 euro. Böyle tabağın tekli.
Şu şöyle tabak karides falan var içerisinde, yaklaşık 13-14 euro. Burada yine bir sokak yemeği olan Norveçlilerin bir balığı nasıl servis ettiğini görebiliyorsunuz. Daha doğrusu balık ve deniz ürünü. Arkadaşlar, pahalı diyenler oluyor yine. Bir şey diyeceğim. Bir herhangi bir yerde gidin bir yengeç şeyi söyleseniz de tabağı söyleyin. Ahtapot tabağı. Hayır, Fuat'ın hatası şuradan çıktı Kemal. Ben tabağına demedim. Fuat kilosuna pahalı. Kilosu olduğunu anlamadı büyük ihtimalle. Fuat'cığım o kilo. Kilosu. Bir kilosu 900. Yani... Lan oğlum bir kiloyu bir kişi mi yiyecek? Hayır kanka, dün çocuk anlattı ya çalıştığı, kaç saat çalışıyor, kaç para kazanıyor, oradan hesapladım. Fuat'cığım. Tamam, dün çocuk dedi ki ben günde 6 saat çalışarak, 5-6 saat, haftada da 5 gün çalışarak 20 bin kron kazanıyorum. 20 bin krondan 900'ünü, yani 90 eurosunu şeye veriyor, 1 kilo yengece veriyor. Anladın mı mantığı? Anladım. Yok, Fuat ya, o zaten şey Fuat, hani böyle... nasıl söyleyeyim sana Kemal, sen söyle ya, sen söyle. Ya oğlum çok çok basit lan. Lan birim olarak düşününce her şey okeyleşiyorsun yani. Ya ama TL'ye çevirirse var. Oğlum TL'ye hiçbir türlü çevirmeyeceğim. Buradaki hayır, adamlar TL kazanmıyor. Dediğim şey şuydu, hani çocuk dedi ya 6 saat çalışıyorum. 6 saatte 900 kron kazanıyorum. 6 saatlik emeğe baktığımda ama diyorum. Ama o bak pahalı. Kendine yapacağım. Oğlum sen manyak mısın? O senin yemeğin değil. O hani böyle artılık, artı bir şey, anladın mı? Yani bir gün dersin ki baba canım çok canım çekti, şundan bir yiyeyim dersin. Anca öyle emeğini. Fuat bence Türkiye'de kaç para kazanıldığını günde bilmiyor. Yani asgari maaş alan bir kişi günde 8 saat çalışıyor değil mi? 8 saatte kaç TL kazanıyor asgari hesaplarsan? Asgari ne kadardı? 2-800 falan mıydı? 10 milyon. Ben bilmiyorum ki oğlum askeri ne kadar. Ne kadar günde? 8-10 saat arası. 8-10 saat arası 70 TL mi? 2300 lira 70-80 TL arasında kazanıyor. Hadi Fuat. Tamam, şimdi matematiği yap Fuat kafanda. Tamam anladım zaten. Ben sadece emeğe karşılık burada da pahalı diyorum. Baba sen ne anlatıyorsun ya? Baba sen bir git. Emeğe karşı sen şunu mu diyorsun? Kazanıyor aylık. Şunu mu diyorsun? Dünyada sen şunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Dünyada günlük çalışmaya göre yengeç, emeğe göre pahalı. Yengeçin genel global fiyatları mı düşsün diyorsun? İsteğin ne senin? Ben onu siktir et ya, boşver. Ben onu anlayamadım. Biz mamaklıyız kardeş, ona göre bak yedirtmeyiz. Burada Türkiye'de laf söyletmeyiz, onunla haberin olsun. Sen hiç Silifke'de yedin mi? Hayırlanmasa mı? Sen hiç yengeç yedin mi Silifke'de, yengeç? Onu bir ye bir gel bir. Öyle bir konuşalım burada sen. Acısını sikeyim. Ürün çeşitleri var. Somonu şu şekilde servis etmişler. Aynı şekilde karides şu şekilde servis ediliyor. İçinde salata var, bilmem ne, bir sürü şey var. Kabak mı? Ha yok, salatalık. Yengeç şu şekilde, yengeç ayını görüyorsunuz zaten. Thank you so much. Teşekkür ederim. Aa, you know Turkish. Bu arada herkes Türkçe konuştuğumu anlıyor ve teşekkür ederim falan diyorlar. Norveç'te bunu duymak çok gurur verici, çok güzel bir şey. Norveç'te en çok yenen etlerden bir tanesi de insanlar bu et yemeği deneyimlemeye Norveç'e geliyorlar. Onlardan bir tanesi de geyik ve işte rengeyi eti. Arkamda gördüğünüz et restoranında da. Geyik eti yiyen var mı lan? Ben geyik eti hiç yemedim yani. Bilmiyorum geyik nasıl. Geyik eti mi? He. Erik yedi. Nasıl yedi? Lembendreis eriğin maması. Ya gerizekalı öyle. Aroma olarak bir tatmış işte. Aroma. Neye benziyor? Az bir şey fikri var. Sen de arada yapıyorsun değil mi amına kodum? Ben de arada takılıyorum böyle. Kokusu kötü diyor. Bok gibi diyor kokusu. Ya chatte bine yazıyor ya. Geyik eti. Herkese de geyik eti yiyormuş amına kodum. Hiç haberimiz yok. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu ülkede AVM var mı? Tadı güzel, çiğnemesi zor. Neye benziyor tadı? At etine mi benziyor? Sen atı ne ara yedin ya? Oğlum siz ne yiyorsunuz ya? Sana ne oğlum insanların yediklerini amına koyayım? Sana hesap vermek zorunda mı insanlar? Ekşi bir tadı var. Hiçbir şeyle tadı uyuşmuyor mu? Eti yok, budu yok. Bir şey diyeceğim bu arada. Eti doğru yok, götü yok, geyik eti at etine benziyor. Oğlum at etine benziyor ne demek? Abi nereden biliyorsun geyik etini? Oğlum siz manyak mısın? At etini nasıl biliyorlar aga? At yenmiyor ki oğlum. Benim bildiğim at etinin bir yeri çok çok eskiden sadece bir yere yeniyor. O da çok zor durumda yeniyor. At bindiğin bir şey olduğu için o zamanlar yenmesi şeyi gibi bir şeydi böyle.
Ya Rüzgar abi ne yazdı gördün mü? Sen hiç kartal yarrağı yedin mi demiş, beni etiketlemiş. Ayıp. Sen de bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim abi, sen de bir tadına bak Eray, kartal yarrağı. Tamam Eray ya. Güzel mi lan? Devam. Hatta iyi biliyorsun. Fiyatlar. Onu çağırıyorsun. Onu çağrıdan öğren. Ama şimdi ararsan belki ulaşamazsın, flörttedir. Sana göstereyim şuradan. Yaklaşık olarak işte porn soap dedikleri şey 88-100, 8 euro starter bunlar. Geyik eti yenir mi be? Rengeye mengeye güzelim hayvanın. Allah aşkına. Öyle geçiyormuşuz değil mi? Okey baba, okey. Dur, öbürü neydi mesela? Yeni çiftlik evim ev turu diyor. Oyun gibi ülke yapmışlar. Norveç'in arka sokaklarına giriyorum. Bak işte yine sıkıntıya girmiş ya, bak durduk yere. Bak durduk yere. Yani sıkıntı olmayan ülkede. Baba bu...